Anne. Anne bak, sana yemek getirdik. Anne, sen sabahtan beri açsın. Hadi yemek ye. Hayır canım. Anne, şimdi yemek yiyemez. Anne, neden yemek yemediğini biliyoruz. Babam sana eliyle su vermediği için, öyle değil mi? Al işte bak. Bu suyu babamızdan aldık. Evet anne. Bu suyu babam kendi elleriyle doldurdu. Bu suyu içip yemek yiyebilirsin artık. Evet anne, ağlama artık. Sadece yemeğini ye. Aş, balak. Ben annene su verip yemek getireceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Söz mü? Evet, tabii ki söz. Ama şimdi ikiniz de odanıza gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi geceler anne. Bu çocuklar seni gerçekten çok seviyor Arti. Ama sen keşke çocuklara boş sözler vermeseydin. Sen de biliyorsun. Ben hiçbir şeyi yiyemem. Neden inat ediyorsun? Hayır, inat etmiyorum. Biliyorsun yenge, bu bayramda tutulan oruç ancak kocanın eliyle su vermesiyle açılır. Çocuklar yaştan aldıkları suyu bana getirdiler. Ama ben onu içersem yaşı kandırmakla kalmayacağım. Bu inanca ihanet edeceğim. Hayır, olmaz. Ben su falan içemem, orucumu bozamam. Uğruna oruç tuttuğum kocam bana küsmüşse bu oruç nasıl bitebilir? Aç kalayım daha iyi. Aç kalıp ölsem de bir şey yemeyeceğim. Öl o zaman. Bu dünyadan ayrıl. Çocuklarını annesiz bırak, onlarla vedalaş ve git. Senin üzüntün büyük, sanki çocuklarınınki küçük. Kocan kendi eliyle su verip senin orucunu açmadı diye orucun yarım kalmış oldu. Bu çok korkunç bir şey. Hemen ölmelisin. Hemen öl bence. Hayır ama o... Bırak onunla konuşayım Vidi. O bu dili anlıyor. Ama merak etmene hiç gerek yok. Sen gittikten sonra çocuklar öyle ya da böyle yaşayabilir. Anne bak, sus. Elim... Hiç konuşma. Eğer Vidi beni arayıp çağırmasaydı senin bu halini göremeyecektim bile ben. Sen benim Artim değilsin. Benim Artim böyle biri değildi. Benim Artim dünya işlerini bu kadar çok önemsemezdi. Çocukları için doğru olanı yapardı. Peki ya şimdi? Ya şimdi? Şimdi aynı Arti, kocası ona öfkelenmiş diye, ondan nefret etmiş diye, ona eliyle su verip orucunu açmak istememiş diye bir şey yemeyi kabul etmiyor, öyle mi ha? Hayır Arti. Arti, bu bayram böyle bir şey için kutlanmıyor kızım. Amaç sadece bir kadının oruç tutması ve kocanın da ona su verip orucunu açması değil. Karı koca arasında sağlam bir bağ olmak zorunda.
Bu bağ da ancak güvenle, sevgiyle, karşılıklı saygıyla kurulabilir Arti. Ne olmuş? Yaş sana kızdıysa ne olmuş yani? Sana su verip orucunu açmayı kabul etmedi diye dünyanın sonu gelmedi ya. Bu durumda Tanrı'ya dua etmen gerekmez miydi acaba? Tanrı'ya dua edip yaşla aramızdaki kutsal bağın bir sonraki bayrama kadar güçlü olması için bize yardım et demen gerekmez miydi Arti? Eşimizle aramızda her zaman bir sevgi ve saygı olmak zorunda kızım. Hatta birbirinizi her durumda anlamak zorundasınız. Arti, bir umut ışığı insanın hayatını tamamen değiştirebilir. Bir umut binlerce, milyonlarca insanın hayatını iyileştirir. Her gecenin ardından elbet sabah gelir. Her kederden sonra neşe, her yenilgiden sonra zafer gelir Arti. O yüzden şunu hiçbir zaman unutma. Umudunu asla kaybetmemelisin kızım. Öğrendiğin derslerin karşılığını böyle verirsen anneni çok üzersin Arti. Kızım, bayram orucunun geçerli olması için bir sonraki bayrama kadar yaşla aranızdaki bağın çok güçlü olması gerekir. Arti, böyle durumlarda çoğunluğun arasından sıyrılıp kendi kimliğini oluşturmak zorundasın. Söz ver bana Arti. Annenin yenilmesine asla izin vermeyeceksin. Sana verdiği derslerin boşa gitmesine izin verme. Ben ölsem de, yaşasam da... Hayır anne. Lütfen bir daha böyle söyleme. Lütfen anne. Lütfen. Tamam. Söylemeyeceğim. Ama sen de benim sözümü dinleyeceğine söz vermelisin. Sakın unutma. Ben de çok inatçıyımdır. Çok inatçıyım. Hayır anne. Sana yemin ederim ki öğrettiklerin asla boşa gitmeyecek. Anne, umutsuzluk bulutları dağıldı. Ben artık yolumu açıkça görebiliyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Benim çocuklarım var. Bir ailem var. Artık onlar için bir anne olarak yaşayacağım. Sana yemin ederim anne. Yaşla aramdaki kırılgan bağı öyle güçlendireceğim ki bu dünyadaki hiçbir sorun onu bozamayacak. Düşmanlarınız kahrolsun. Yaş neden böyle yerde uyuyor? Üşütecek.
ben sadece... Yaş. Yaş. Yaş, beni dinler misin? Yaş, lütfen beni dinle artık. Yeter artık Artie. Benim için hiçbir şey yapma. Sana kaç kere söyleyeceğim gözüme görünme diye. Beni neden dinlemiyorsun? Neden? Dinliyorum. Tamam, gözüne görünmeyeceğim. Eğer benden o kadar nefret ediyorsan... asla karşına çıkmam. Ama Tanrı aşkına Yaş, bir kere olsun söyle bana. Suçum neydi? Ben sana ne yaptım? Ne yaptığının farkında değil misin yani ha? Sen var ya... Yaş, Yaş! Benden uzak dur. Küçük bir şey değildi ki. Nasıl hatırlamıyorsun? Doğru söylüyorum Yaş. Ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Bana bu kadar kızmanı gerektirecek ne yaptım bilmiyorum. Yemin ederim Yaş. Yalan söylemekten vazgeç. Bak, sana yalvarıyorum. Benden uzak dur. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Ama yine de böyle davranmaya devam edeceksen, ben evi terk edip gideceğim. Bak, ben anlıyorum Arti. Karı koca arasında birçok şey olabilir. Kimseyle paylaşılamayan pek çok şey. Ama sen eşyalarını benimle paylaşırsın değil mi? Benim küçük eltim olabilirsin. Ama aslında kız kardeşim gibisin. Hadi anlat bana. Biliyorum. Aklındaki tereddüt sana engel oluyor. Öyle değil mi? Kendini boğmaya devam edersen acın içinde giderek büyüyecek Arti. Bak canım. Bilerek veya bilmeyerek herkes hata yapar. Ama bu hataların hepsi düzeltilebilir. Ama şunu da bilmelisin ki... Hayır, yok. Öyle bir şey olmadı. Eğer bir şey olsaydı ben sana söylerdim zaten. Şimdi ne yapacağım diye sorardım. Tanrı şahit. Ben hiçbir hata yapmadım. Yaşın neden bu şekilde tepki verdiğini ben de anlayamıyorum.
Arpita'yla ilgili bir şey mi? Yaş abiye söylediğin bir şey olabilir mi? Ona Arpita'yı mı hatırlattın acaba? Mumbai'de birçok kez Arpita'dan söz ettik. Ama Yaş'ın incinebileceği hiçbir şeyden söz etmedik, hatırlıyorum. Her şey yolundaydı. Kesinlikle normaldi. Festivalin olduğu akşam eve döndüğümüzde, çocukları yatırıp odamıza girdiğimde Yaş çok mutlu görünüyordu. Hatta neşeyle dans ediyordu. Bana bir şey mi söyleyecektin? Yani konuşmak mı istiyorsun? Ben hiç bilmiyordum Yaş. Çok güzel dans ediyormuşsun. Demek istediğim, gerçekten etkilendim. Sen çok yeteneklisin. Tamam Arti, benimle dalga geçme. Hayır Yaş. Seninle dalga geçmeye cesaret edebilir miyim? Gerçekten. Evet, gerçekten. Rock yıldızı gibisin. En iyilerden bile daha iyisin. Bu arada orada yaptığın hareketler çok hoşuma gitti. Acaba bana da öğretir misin lütfen? Hayır hayır Arti. Benim yaptığım hareketler senin için biraz zor. Sorun değil Yaş. O çömleği yapmak da zordu ama onu bile hallettin sonuçta. Şimdi dans etmeyi öğret lütfen. Sen... Hayır hayır Arti. Hadi ama Yaş, bir kere. Sadece bir kere dene. Hemen öğrenirim. İyi bir öğrenciyim. Hayır Arti, bak. Biraz utanıyorum. Utanmak mı? Hadi ama Yaş, yapabilirsin. Hadi öğret bana lütfen. Çok iyi yapıyordun. Bana da öğret lütfen Yaş. Tamam. 1, 2, 3, 4. Özür dilerim. Dönerken yanlışlıkla çarptım ve çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim gerçekten. Bu biraz acıyacaktır. Hiçbir işi düzgün yapamaz mısın? Mercimek toplar gibi cam topluyorsun. Kendine dikkat et biraz. Mendili bu şekilde tut, tamam mı? Ben ilk yardım kutusunu getireceğim. Arpita'nın fotoğraf çerçevesi kırıldıktan sonra bile Yaş sana bir şey demedi yani.
Peki onu bu kadar kızdıracak ne oldu acaba? İşte onu ben de bilmiyorum. Ve bilmemek beni gerçekten perişan ediyor. Ne yapmış olabilirim anlayamıyorum. Yaşı nasıl o kadar üzdü? Bana sorarsan onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Hatta Mumbai'de onca zaman onun bu kadar üzülmesine neden olacak hiçbir şey yapmadım. Ona ne oldu ben de anlayamıyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Farkında olmadan bir hata yapmışsam bile düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Arti, bu çerçeveyi bir gecede mi değiştirdin? Üzgünüm Yaş. Kendimi çok kötü hissettim. Bu fotoğraf çerçevesi benim yüzümden kırıldığı için kendime çok kızdım. Hemen yaptırdım ama yine de ilki kadar iyi olmadı sanırım. Gerçekten çok üzgünüm. Arti, kendini suçlu hissetmene gerek yok. Biliyorum, bunu bilerek yapmadın. Hem baksana, bu çerçevede Arpita eskisinden bile daha güzel görünüyor. Teşekkürler. Bir şey söylemem gerek. Bu arada sen de iyi dans ediyorsun. Şimdi bana sen söyle. Acaba nerede hata yaptım? Nerede yanıldım? Ona nasıl bir kötülük yaptım ki? Yaş beni böyle cezalandırdı. Yüce Tanrım, bilerek veya bilmeyerek bir hata yaptıysam lütfen beni affet. Ama bu sınav benim için çok zor. Yaşı gerçekten sevmeye başladım. Kalbinde bana yer olmadığını bilmeme rağmen onu çok seviyorum. Lütfen beni asla ondan uzaklaştırma. Hiçbir zaman. Anne. Yaş lütfen. Bir hata yaptıysan beni cezalandır. Neden kendine bunu yapıyorsun? Eğer sana bir şey olursa bunun için kendimi asla affedemem. Yaş lütfen dur artık. Lütfen dur Yaş.
Yaş, lütfen dur. Neden endişeleniyorsun yenge? Bütün gelenekleri yerine getirdik. Tanrı tüm sorunları çözecek. Şimdi göreceksin. Bundan sonra evimizde huzur olacak. Elbette. Ben de onun için dua ediyorum. İçeride ne oluyor? Sana daha kaç kere söyleyeceğim. Benden uzak duracaksın. Bunu bana neden yapıyorsun? Yaş. İyisin değil mi? Bunlar nedir böyle? En azından bir şey söyle. Annenle de konuşmayacak mısın? Sen burada ne arıyorsun? Anne ben... Sormana gerek yok ki. Ben sana söylerim. Yaş istemediği halde onu burada görünce öfkeden kendini kaybetti. Gördün mü? Nasıl da ona bakıp gitti. Haklıymışım değil mi? Yüzünü görmek istemediğini, ondan nefret ettiğini çocuk defalarca söyledi. Hislerini gizlemedi ki. Şimdi neden tekrar tekrar karşısına çıkıyor? Anne ben sadece... Anş... Anş bana dedi ki... Sus artık. Dikkat et. Bir daha oğlumun karşısına çıkmayacaksın. Ondan uzak dur, duydun mu? Yaşa bu kadar kötü ne yaptın bilmiyorum ama seni görünce kontrolünü kaybediyor. Anne düşündüğün gibi bir şey değil. Bidi, dikkat et, bir daha sözümü kesme. Başkaları güvenime ihanet etti. En azından sen yapma bari. Hiç utanmıyor musun? Onca şeyden sonra nasıl hala buradasın? Gözlerime inanamıyorum yenge. Bu kız gerçekten o kadar kurnaz... Yaşla özel olarak konuşmalıyım.
gözlerini kaçırmana gerek yok oğlum. Konuşmak istemiyorsan konuşma. Sana bir şey sormayacağım. Ama içimden geçenleri söyleyebilirim. Değil mi? Sen nasıl istiyorsan o şekilde olacak. Kimse seni hiçbir şeye zorlayamaz. Ben varım. Annene güvenebilirsin. Seni bu halde görünce ne kadar kahroluyorum. Nasıl üzülüyorum sana anlatamam. Ama yaşadığın çelişkiyi de anlayabiliyorum. Sen bu kadarken bile beni ağlarken görmeye dayanamazdın. Minik ellerinle gözyaşlarımı silip anne ağlama derdin. Sana yanlış mı davrandım? Yoksa yaramazlık mı yaptım? Bir daha hiç yapmayacağım derdin. Bütün endişelerimi unuturdum. Biliyorsun, sen hep en sevdiğim oğlum oldun. Ben de biliyorum. Annenin sözünden çıkmazsın. Hadi artık. Kalk ve bir şeyler ye. Aç olmasan bile bir şeyler yemelisin. Dünden beri hiç yemedin. Anneni dinleyeceksin, değil mi? Öyle mi? Bak, ben sana kendi ellerimle kahvaltı hazırlayacağım. Sevdiğin her şeyi yapacağım. Anneni dinleyeceksin, değil mi oğlum? Evet evet, hazırlanıyorum. Tabii birazdan çıkıyorum. Evet, bir saat içinde sette olurum. Tamam, görüşürüz. Ne oldu Polly? Niye beni görünce gülümsemen kayboldu? Kiminle konuşuyordun? Yapımcı aramıştı da dünkü çekime gidemedim. Bu yüzden işler oldukça aksamış. Ama nazik davrandı. Benim için endişelenmiş. Yani belki de hasta oldu demiş. Üzgünüm Pratik. Benim gitmem gerek. Kötü hissettiğini biliyorum. Ama ne yapabilirim? Sözleşme imzaladım. Çalışmam gerek. Gel. Seni ben bırakayım. Hayır hayır, gerek yok. Kendim giderim. Sen beni merak etme. Hem biliyorsun, senin için ailen, abin, hatta yengen bile benden daha önemli değil mi? Ve madem öyle, onlarla kalmalısın. Değil mi? Ben çıkıyorum. Hoşça kal Pratik. Sana ne oldu bilmiyorum Polly. Evde herkes perişan. Ama buna rağmen sen hala neşeyle gülümseyebiliyorsun. Beni üzmeyeceğini biliyordum. Sen benim oğlumsun. Ah. Annenin elinden yemez misin? Aa, baksana, sen sade ekmek seviyorsun değil mi?
Bak onu unuttum. Bekle, hemen söyleyeceğim. Vidi! Yaş, Yaş hadi su iç lütfen. Ekmeklerin hemen geliyor. Yaş, Yaş lütfen su iç. Yoksa ediklerin boğazında kalacak. Yaş lütfen su iç biraz. Yaş. Yaş, Yaş, Yaş oğlum beni dinle. Bari kahvaltı yapsaydın oğlum, bekle Yaş. Anne yapma. Lütfen beni dinle. Anne, anne lütfen beni dinle. Anne, lütfen beni affet anne. Lütfen yapma. Bir daha hiçbir hata yapmayacağım. Anne lütfen, lütfen beni dinle. Anne yalvarırım beni dinle. Anne lütfen. Lütfen anne. Ne olur beni affet anne. Yapma anne lütfen. Anne beni dinle lütfen. Anne lütfen. Bağışla beni lütfen anne. Defol git evimden. Anne ne diyorsun sen? Anne lütfen yapma. Ne olur yapma anne lütfen. Sana buradan gitmeni söylemedim mi? Anne dur lütfen. Bunu sakın Artie'ye yapma. Dikkat et Vidi. Kimse aramıza girmeyecek. Anne şu anda çok kızgınsın. Ne olursa olsun bu doğru değil. Bana inan lütfen. Ben doğruyu yanlışı bilmem. Konu çocuklara olunca hiçbir anne doğruyu yanlışı düşünmez. Ben de oğlumun mutluluğu için her şeyi yaparım. Onun huzuru için her şeyi göze alırım. Adımız kötüye çıkacaksa çıksın. Ama benim oğlum bu evde huzurlu yaşayacak. Acı içinde kıvrandığını görmeye dayanamıyorum. Bu kız burada kalmayacak. Lütfen anne. Sana yalvarıyorum, kovma beni. Yemin ederim anne, bir daha Yaş'ın karşısına çıkmayacağım, yemin ederim. Beni evden kovma anne. Lütfen. Sana gitmeni söylemedim mi ben? Bir daha asla evime gelmeye kalkma. Oğlumun hayatından çık git. Git diyorum. Neden hala buradasın? Neden hala gitmiyorsun? Oğlumu bırakmanı istiyorum. Artık bundan sonra Yaş abinin karşısına çıkmayacağını söylüyorum.
Lütfen yapma bunu. Artık dışarı atma. O fazlasıyla inatçı bir kız. Hiç utanma duygusu yok mu sende? Sen de bir annesin. Öyleyse bu anneye bir iyilik yap. Oğlumun hayatından uzak dur. Bu şekilde gitmeyeceksin. Ben seni... Annemizi dışarı atma babaanne. Annemiz olmadan yaşayamayız. Evet babaanne, o bir şey yapmadı. Annem çok iyi. Babamdan özür dileyecek. Onu ikna edecek, görürsün bak. Söz babaanne. O da bizi dinlemiyor. Bu durumda annemize kim yardım edecek? Anneniz bu evden hiçbir yere gitmeyecek. O bu evin gelini. Ailemizin zenginliği. Onu küçük düşürürsek evimizde asla huzur ve sükunet olmaz. Anneniz bir yere gitmiyor. Mutlu oldunuz mu? Teşekkür ederim büyük baba. Gidin hadi. Çabuk odalarınıza. Bundan sonra acı ve keder bize uğramasın. Mutluluk güneşimiz daima parlasın. Hadi gel. Zor zamanda Tanrı tüm engelleri yok eder. İnancını koru. O yanındaysa her şey yoluna girer. Bugün kurtulmayı başardın. Her şeyi bilmek istiyorum. Tanrı'ya karşı en ufak bir bağlılık duygun varsa... ...Mubay'de ne olduğunu anlat. Oğlumda ne yaşadığınızı söyle. Ne oldu da bu kadar üzüldü? Bugün bana söyleyeceksin. Gel benimle. Hanımefendi, bunu Mumbai'den göndermişler.
sen git. Peki. Anlat artık. Mumbai'de neler oldu? Her şeyi bilmek istiyorum. Yaşın Bhopal'e dönmeye karar verdiği ana kadar ne olduysa anlat. Tek tek her şeyi söyleyeceksin. Her şeyi bilmek istiyorum. Senden daha tecrübeliyim Arti. Hayatta pek çok olayla karşılaştım. Eğer bana bir ipucu verirsen bir şeyleri çözebilirim. Oğlumun neden bu kadar üzüldüğünü anlayabilirim. Bu kadarını yapabilirsin. Değil mi? En azından orada neler olduğunu anlat. Al. Mumbai'de yaptığınız tatilin fotoğraf albümü. Çagan'la Bavri yollamış. Bakarsan belki bir şeyler hatırlarsın. Mumbai'deki eve vardığımızda yaşın yüzünde garip bir neşe ve keder karışımı gördüm. Ama çok geçmeden toparlandı. Kendisi hemen oraya uyum sağladı. Hatta ben çok istediğim için bana çömlek yapmayı öğretti. Çocukları salıncakta salladı. Hatta benimle sallandı. Sahile gittik ve orada kumdan kaleler yaptık. Yaş çok mutluydu. Çok iyiydi. Tam istediğimiz gibi. Tam sizin özlediğiniz gibi. Bu festival fotoğrafına benziyor. Festival sırasında ne oldu? O testiyi hangi Süpermen kırabilir bilmiyorum açıkçası. Biliyor musunuz çocuklar? Mumbai'deki o testiyi kıran kişiye Süpermen diyorlar. Bu arada Yaş, sen gerçekten çok güçlüsün. Neden Süpermen olmuyorsun? Bak Artı, insan ne kadar güçlü olursa olsun bu iş için bir egzersiz lazım. Aa, anladım. Ve ben... anladım. Korktun sen. Gerçi çok haklısın Yaş. Onu çok yükseğe koymuşlar. Aslında yapma daha iyi. Üstelik o testiyi kırmak için kesin bir sürü atletik insan buraya gelmiştir. İçlerinde en cesur ve en güçlü olan kimse testiyi de o kırar. Sen bunu yapamazsın.
Neden öyle diyorsun anne? Benim babam da Süpermen. O testiyi kolayca kırabilir bir kere. Öyle değil mi baba? Hayır Anş. Öyle bir şey yok. Üstelik az önce Yaş kendisi söyledi. Bunun için hazır değilmiş. Hayır Anş. Anş haklı aslında. Bu sefer testiyi... ...ben kırıyorum. Tanrım, testi çok yüksekte duruyor. Neden oraya koymuşlar? Umarım ona bir şey olmaz. Neden öyle konuştum ki ben? Yaş, dikkatli ol. Biz ikna olduk. Sen Süpermen'sin. Yaş! Yaş, sen iyisin değil mi? Evet, gayet iyiyim Artı. Boş ver Yaş. Sadece şaka yapıyordum. Testiyi kırmana gerek yok. Hayır, sadece... Artı. Ben o testiyi kırmadan gitmiyoruz. Ne olmuş bir kere düştüysem, Süpermen er geç o testiyi kıracak. Bekle. Senin için mümkün değil. Evine git. Son 5 yıldır o testiyi ben kırıyorum. Bu yıl sana mı bırakacağım? Tabii ki ben kırıyorum. İzle. Kahran! 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 Görünüşe göre onun adı Karan. Burada ne kadar popüler değil mi? Tıpkı bir kahraman gibi. Yaş, ne kadar belli değil mi? Bu çocuk kendine çok fazla güveniyor. Ama görünüşe bakılırsa bu delikanlı gerçekten yapacak. O testiyi kıracak gibi. Değil mi? Ben sana demiştim.
Baksana. Sanırım o. Bize doğru geliyor. İyi bir deneme yaptın amca. Ama burada kahraman benim. Ben bu işe daha 11 yaşındayken başlamıştım. İstersen bir dahaki gelişinde biraz daha çalış amca. Amca mı? Ben mi? Eğer o öyle düşündüyse ben ne yapabilirim? O çocuk yaşa amca dedi ve sen de güldün mü? İşte o yüzden kızmış olmalı. Hayır, öyle değil anne. Yaş biraz üzüldü ama ben onu teselli etmeye gittim. Bak, bu fotoğrafa bak. Bekle. Yaş, bu kadar üzülecek ne var söyler misin? Bu üzülecek bir şey değil mi? O çocuğun adı ne? Evet, Karan. Bana amca diye hitap etti. Peki bana söyler misin? Amca gibi mi görünüyorum ben? Ha? Bir dakika. Bakayım. Şimdi söyle, hangi açıdan amcaya benziyorum ben? Açıkçası... Hiç benzemiyorum. Hayır Yaş. Sağ taraftan... biraz benziyorsun. Özür. Özür dilerim. Amca. Amcaya mı benziyorum? Hadi söyle bana. Ben amca gibi miyim? Hayır Yaş. Sadece şaka yapıyordum. Bu arada senin bu öfken bana gerçekten iyi geldi. Nasıl iyi geldi? Bu şekilde açıkça gördüm ki hayatında bana şu kadar da olsa yer var. Tamam. Kötü bir şey demedim. Bu kadar değilse de... şu kadar var değil mi? Amca. Peki oğluma bu kadar yaklaşmışken sen ne yapmış olabilirsin Arti? Yaşı nasıl o kadar kızdırdın? Her neyse. Hadi sonrasını anlat bana. Sonrasını mı? Ondan sonra Yaş, ben ve çocuklar birlikte Mumbai turuna çıktık. Yeter, yeter. Mumbai turunuzu da anlatıp bizi kıskandırma. Sen Mumbai'de gezerken biz Bhopal'de sıkıldık. Bu kız çok kurnaz yenge.
Gerçeği kolay kolay söylemeyeceğim. Gerçeği saklamak için bizi Mumbai turuyla oyalamak istiyor. Cam kırılma sesi değil mi bu? Sanırım Yaş'ın odasından geldi. Yaş! 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 Yaş, lütfen aç kapıyı. Yaş! Yaş, kapıyı açar mısın? Yaş, lütfen kapıyı aç. Yaş, lütfen. Yaş! Yaş, iyisin değil mi? Anne, kapı içeriden kilitli. Yaş abi, kapıyı açar mısın? Yaş! Ben çok korkuyorum yenge. İçeride neler oluyor? Yaş! Yaş, kapıyı aç lütfen. Yaş! Ne oldu yenge? Pratik. Kapı içeriden kilitlenmiş. Yaş abin içeride. Aç onu. Abi. 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 Abi! Yaşın karşısına çıkmaman gerektiğini sana daha kaç kere söylememiz gerekecek? Unutma. Sen sadece çocuklar için bu evde kaldın. Ne pahasına olursa olsun artık Yaşın karşısına çıkmayacaksın. Anladın mı? Ben giriyorum. Niçin? Yaş daha da sinirlensin diye mi? O senin her şeyinden nefret ediyor. Seni karşısında görse kim bilir kendine ne yapmaya kalkar. Yoksa sen de onu mu istiyorsun? Yaş asla mutlu olmasın. Her zaman öfkesinden deliye dönsün, öyle mi? Yaş senden uzaklaştı zaten. Eğer böyle devam ederse bir gün hepimizden uzaklaşır. Hayır hala. Gitmeyeceğim. Karşısına çıkmayacağım. Ne oldu?
oluyor burada yenge? Bütün bunlar da ne? Sen ne yaptın böyle Yaş? Bütün bunlar Arpita'nın hatıraları değil mi? Yıllarca özenle sakladığın şeyler. Bunları çok sevmiyor muydun? Canından çok severdin. Şimdi şu hale bak. Hepsini fırlatıp atmışsın. Ne oluyor böyle oğlum? Neden bu kadar kızgınsın? Arpita'nın hatıralarını neden hayatından çıkarmak istiyorsun? Söyle lütfen oğlum. Artık bu evde Arpita'ya ait hiçbir şey görmek istemiyorum anne. Bunların hepsini alın. Hepsini götürün artık. Onları görmek istemiyorum. Böyle yaşayamam. Yaşayamam anne. Tamam. Sen hiç üzülme. Sakin ol oğlum. Nasıl istersen öyle yaparız biz. Her şeyi buradan kaldırırız. Sen benimle gel. Sen benimle gel, buradan çıkalım Yaş. Abi beni dinler misin? Abi. Her şey düzelecek anne. Bu eve ne oluyor böyle Tanrım? Benim ailem kimin nazarına geldi? Bize ne oluyor böyle? Neden yapıyor bunları?
Yaş Arpita'nın her bir hatırasını yıllarca çok dikkatli bir şekilde saklamıştı. Bugün birdenbire o hatıraların evden atılmasını mı istiyor? Buna inanamıyorum. Yaş abi bunu daha önce hiç yapmamıştı. Buna ben de hiç inanamıyorum. Eve geldiğimden beri Yaş'ın bu anılarla yaşadığını gördüm ben. Bana Mumbai'de de söylemişti. Arpita'nın anıları onun için çok önemliydi. Ama ne olduysa Yaş bunu yaptı. Hala anlam veremiyorum. Mumbai'de ne yaşadık? Ne oldu? Ne oldu? Neden Yaş böyle davranıyor? Hatırladım. Yoksa bütün bunlar o günden sonra mı oldu? Su yok mu? Gidip Yaş'a sorayım. Bir tanem canım benim. Bavri. Efendim, bağışlayın beni. Sizin burada olduğunuzu görmedim. Bavri, çocuklar sokak yemeği istiyor. Dışarı çıkıp onlara bir şey al ama bak, yağmur mevsimi, temiz yerlerden alın, tamam mı? Hı? Olur efendim, 10 dakika sonra çocukları çıkarırım. 10 dakika mı? Şimdi gideceksin. Yoksa çocuklar bütün evi alt üst ederler. Onları hiçbir zaman üzgün görmek istemiyorum. Anlıyor musun? Tamam efendim. Tabii hemen gidiyorum. Şimdi ne yapacaksın Bavri? Çagan bu mazotu hemen götürmeni istedi. Beyefendi de çocukları hemen dışarı çıkarmanı istiyor. Eğer Çagan'a gitmezsem yaptığı iş yarım kalacak. Eğer beyefendiyi dinlemezsem onu kızdırmış olacağım. Ve beyefendi kızarsa bir sürü sorun çıkar. Hayır hayır. Çocukları alıp hemen çıkmalıyım. Çagan'ın mazotunu sonra götürürüm. Evet. Öyle yapmalıyım. Arti, burada mısın? Ben de sandım ki sen... Evet, banyo yapmaya gitmiştim ama sular kesik. Mumbai'de neden hep bir su sorunu var bilmem. Bhopal'de hiç kesilmez oysa. Evet Arti, bu yıl hiç yağmur yağmadı. Böyle devam ederse seneye tekrar geldiğimizde ne olur bilmiyorum. Şimdi sen merak etme, ben motoru çalıştırırım, su gelir. Sen ne zaman... Ne oldu Arti? Sen neden gülüyorsun?
Sadece burada benimle ve çocuklarla vakit geçirmekten memnun olmana çok sevindim gerçekten. Seneye buraya tekrar gelmeyi düşünüyormuşsun. Ben ben gidip motoru çalıştırayım. Gel Artı. Gelsene. Hadi gel. Thank you.
Yani Yaş bu yüzden mi sana kızgın? Seni yangından kurtardı ama Arpita'nın anılarını kül olmaktan kurtaramadı. Yani bir şekilde kendini suçlu görüyor olmalı. Çünkü kendi geçmişi de Arpita'nın hatırası da gözlerinin önünde küle döndü ve o hiçbir şey yapamadı. Buna engel olamadı. O yüzden döndüğünden beri sürekli kendini cezalandırıyor. Ben yine de bunu anlayamıyorum. Sebep bu olsaydı beni cezalandırırdı. Çünkü ben hata yaptım. Neden kendini cezalandırsın ki? Arpita'nın hatırasını çok uzun zamandır sevgiyle kalbinde ve hayatında saklıyordu. Neden silmek istedi? Neden böyle oldu bilmiyorum. Ama doğrusunu istersen anlayamadığım çok şey var. Sanki Tanrı bir işaret veriyor. Ama ne olduğunu çözemiyorum. Mumbai'de de yangının külleri arasında sanki bir ipucu vardı. Nasıl bir ipucu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.